Bekir Aksoy. O doğduğunda takvimler 18 Mart 1969'u gösteriyordu. Ankara'da dünyaya gelen Aksoy'un babası emniyet mensubuydu. Çocukluk ve gençlik yıllarında oyunculukla hiç alakası yoktu Aksoy'un. Aklının ucundan bile geçmemişti sahneye çıkmak, kamera önünde olmak. Oyunculuğa nasıl başladığını Önce Vatan'dan Funda Erman'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Oyunculukla aslında benim hiçbir bağım yoktu. Ablam kontrbas bölümünde konservatuvarda okuyordu. Ben de o sırada üniversite başka bölüm düşünüyordum. Futbol oynuyordum falan. Sonra ablam bir gün dedi ki, denemek ister misin? Annemle beraber konuştuk, iyi deneyeyim dedim. Aslında çok yeteneğim olduğunu düşünmüyordum. Hiç denemedik çünkü. Sonra yapabiliyorsun dedi ablam. Yok yapamıyorum, saçma oluyor falan dedim. Olur olmaz derken konservatuar sınavlarına girdim, kazandım, devam ettim. Mimar Sinan Üniversitesi'nde okudum. Sonra ilk olarak okuldayken tiyatro çalışmalarına başlamıştım. Devlet Tiyatrosu'nda Damdaki Kemancı diye bir oyun vardı. Onunla başladım. Cüneyt Gökçer'le rahmetli oldu, çok iyi bir aktördü ve o tiyatroda birçok önemli isimle çalıştım. Haluk Kurdoğlu, Zafer Ergin, Deniz Gökçer, Serpil Tamur, Kenan Işık, sonrasında Dormen Tiyatrosu, Gülri Sururi Tiyatrosu, hep çok önemli aktörlerle çalıştım. Çeşitli çalışmaları olsa da ilk profesyonel deneyimi çok ani olmuştu. Bunun hikayesini Cumhuriyet'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Dormen Tiyatrosu'nda Yolun Yarısı isimli müzikal. Benim rolümü Fikret Kuşkan oynuyordu. Ama İzmir turnesine gidemedi. Son dakika benimle anlaştılar. Acayip bir kadro vardı. Kamran Usluer, Buket Dereoğlu, Nevra Serezli, Demet Akbağ. Tek bir provayla sahneye çıktım. Herkes çok yoğun. Prova yapacak zaman bulunamamıştı. Rolümü İstanbul'da ezberleyip gitmiştim. Ama 1000 kişinin arasına çıktığımda yüreğim yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Kameralarla da tanışan Bekir Aksoy, Yaz Evi ve Zirvedekiler gibi dizilerde oynadı. Ama tüm Türkiye tarafından tanınmasını sağlayan yapım 1995 yılında geldi. Çiçek Taksi'deki rolüyle kısa zamanda çok sevildi. Sonrasında Nefes Alamıyorum, Yasemin, Böyle Mi Olacaktı, Sakin Kasabanın Kadını, Bir Demet Yerli Film, Ağlayan Kadın, Ömer Çip, Omuz Omuza gibi yapımlarda oynadı. En büyük çıkışını ise 2006 yılında yayın hayatına başlayan ve günümüzde bile halen tekrarları yayınlanan Doktorlar dizisiyle yakaladı. Amerikan dizisi Grey's Anatomy'den uyarlanan Doktorlar dizisi yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Dizide kalp cerrahı Suat'ı oynayan Bekir Aksoy, proje hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. TRT2'de yayınlanan Film Gibi Hayatlar programında Hülya Koçyiğit'in sorularını yanıtlayan Bekir Aksoy, diziyle ilgili şunları söylemişti. ''Şu anda büyük bir ihtimalle bir yerde yayınlanıyordur diye düşünüyorum. 5 yaşında çocuk Doktorlar Suat diye bağırıyor. Çok başarılı bir uyarlamaydı. İşin sırrı aslında samimiyet. Doktorlar'da o samimiyetle çekilmiş bir işti ve ilklerden biriydi. Oyuncu kadrosu çok iyi anlaşıyordu. Yapım firması oyunculara o bağı çok sağlam kurmuştu ve gerçekten senaryo olarak da çok doğru bir işti. Hem ilişkileri anlatıyordu hem de bir hastane yapısını anlatıyordu. Genelde biz hastaneden korkan ve doktorlardan korkan bir millettik biliyorsunuz. Bekir Bey, ben dizinizin hayranıydım. Şu anda doktorum ve şurada çalışıyorum diyen birçok seyirciye, birçok kardeşimize denk geldim. Bir gün Asil'i doktora götürdüm. Hastanede bir doktor, ben doktorları izliyordum, doktor oldum. Şu anda sizin burada olduğunuza inanamıyorum dedi. O yüzden o büyük bir motivasyon, birilerinin sizi izleyip sonra da imrenerek bir mesleği seçmesi, birilerine faydalı bir şeyler yapıyor olması müthiş bir motivasyon. Doktorlar dizisinden sonra da çalışmalarına hız kesmeden devam eden sanatçı, İpucu Kriminal, Türk Malı, Yahşi Cazibe, Hayatımın Rolü, Salih Kuşu, Aşk Zamanı, Akrep ve Leyla Hanım gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu son olarak günümüzün popüler dizilerinden biri olan Yasak Elma'da rol almaya başladı.
Özel yaşamına değinecek olursak Bekir Aksoy 2013 yılında kendisinden 21 yaş küçük manken Derya Çavuşoğlu ile nikah masasına oturdu. O dönemlerde aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu. Aksoy Habertürk'e verdiği röportajda bu duruma şöyle yanıt vermişti. "Dünyanın en saçma şeyi zaman kavramı. Zaman çok kolay harcanan bir şey. Doğru kişiyi bulmuşum. Zaman beni hiç ilgilendirmiyor. Eşimle öyle bir olgunlukta karşılaştım ki evlenmeye karar verdim. Yoksa başında kavak yerlere esen biriyle evlenmedim. Sağlam bir duruşu olan, zaman zaman bana da akıl verebilecek biri. 60 yaşında bir kadından da etkilenebilirdim. Kime ne?" Bu evlilikten Emirber kadında bir oğlu oldu. Baba olduğu dönemlerde önce Vatan'dan Funda Erman'a verdiği röportajda usta sanatçı şunları söylemişti. "Şimdi aslında ben ona bir şey öğretmiyorum. Ondan öğreniyorum her şeyi. Aslında benim hocam şu anda Emir. Ben sadece bir görev üstlendim. Hayata hazırlıyoruz, biz aracıyız. Kendi bildiğim doğruları sadece anlatarak ama asla sen bunu yapacaksın diyerek değil de anlatarak ifade ederek büyütmeye çalışıyorum. Ama inanın ben ona bir şey öğretmiyorum. Emir bana her şeyi öğretiyor zaten. Ona bıraktım artık kendimi. Sabrı öğrendim, iyi insan olmayı öğrendim. Daha adaletli olmayı öğreniyorsun mesela. Gelecek kaygısı yaşamıyorsun. Çünkü o benim geleceğim artık. O yüzden ne olacağını sormuyorsun. Sadece anı yaşıyorsun." Ancak evlilikleri 4 yıl sürebildi yalnızca. Posta'dan Hakan Kırarslan'a konuşan Aksoy, "Evliliğimizi Derya'nın hareketli yaşamı bitirdi" dedi ve şunları ekledi. "Kendisi genç kadın, üniversitede okuyor, kariyer yapmak istiyor. Oğlumuza ben bakıyordum. Bu zor bir durumdu. Türkiye'de asıl şiddet erkeğe yapılıyor." Usta sanatçı ikinci evliliğini kendisi gibi oyuncu olan Nazife Aksoy'la yaptı. Aksoy'un bu evlilikten de Asil adında bir oğlu oldu. Cumhuriyet'e verdiği röportajda eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı. "Aynı oyunda karşılaştık şehir tiyatrolarında. Ben onu sahnede gördüm. Ne kadar asil duruyor dedim. Meğer Ankara'dan gelip bizim oyuna dahil olmuş. Önce sadece merhabalaşıyorduk. Ortak arkadaşlarımız vardı. Biraz daha konuştuk derken bir ortak paydamız oluştu. Onun üzerine daha çok konuşmaya başladık. Sohbet, muhabbetle ilişki çok keyifli olmaya başladı. Ciddiyet kazandı demek istemiyorum. Baştan beri zaten her şey çok ciddiydi. Resmileştirdik ve buraya kadar geldi. Karşıma Nazife çıkmamış olsaydı bir daha evlenmeyi düşünmezdim. Onun bana verdiği enerji, bağlılık duygusu, aşk, sanırım bana tekrar evlenme cesaretini veren şeyler bunlar." Evlilikleri mutlu bir şekilde ilerlerken başlarından talihsiz bir olay geçti. Nazife Aksoy İstanbul Şehir Tiyatroları'nda talihe uğradığını dile getirdi. Hamileliği süresince karakollarda, adli tıpta ifade vermeye gitti. Bekir Aksoy katıldığı ikinci sayfa programında bu konuyla ilgili şunları söylemişti. "Eşimin talihe uğradığı sahnede ben de vardım. Eşim yaşadığı olay sonrasında adli tıpta 50 kişilik bir heyetten rapor aldı. Böyle olaylar yaşayanlar susmasın. Eşim ve uğrayan diğer arkadaşı 2,5 sene boyunca bu durumu magazine taşımadılar. Hukuki yargı süreci bizim tarafımızdan devam etti. Süreç devam ederken biz de aynı oyunu oynamaya devam ettik. Süreç esnasında bazı eksiklikler yaşandı. Böyle durumlarda kurumlar olayı kendi içlerinde halletmeye çalışıyorlar. Biz bunu da bildirdiğimizde müfettiş araştırması yapıldı ve gerçekleşmiş olma durumuna dair raporlar hazırlandı. Bu durum sonrası eşim Nazife adli tıpta 50 kişinin olduğu bir heyetten rapor aldı. Olayı defalarca tekrar tekrar farklı kişilere anlatmak durumunda kaldılar. Böyle durumlarda süreç esnasında talihe uğrayan insanlara destek olup yanlarında olmak gerek. Zaten toplum onları yalnızlaştırdığı için insanlar seslerini çıkaramıyor. Usta oyuncu Posta'dan Alev Gürsoy Cimine verdiği röportajda hayatıyla ilgili şunları söylemişti. "Tanınmış olmakla popüler olmak arasında bir fark var. Ben hiçbir zaman popüler kültürü benimsemediğim için popüler değil tanınmış biriyim ve böyle anılmak benim tercihim. Ben duygusal olup olmadığımı bilmiyordum ama çok çabuk gözlerim dolar. Çok merhametliyimdir." Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.